Kadimşehir Konya'nın Türkiye Selçuklu Devleti'ne başşehir oluşunun 923. yılı dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Selçuklu payitahtı Konya temasıyla kutlama programı düzenlendi. Bu yıl ilki düzenlenen ve birçok etkinliğe sahne olan kutlama programı yeni tip koronavirüs önlemleri nedeniyle sınırlı katılımla Alaaddin Tepesi Selçuklu Sultanları Türbesi'nde Fetih Suresi okunmasıyla başladı. Daha sonra Selçuklu Sultanları Türbesi'nde temsili saygı nöbeti tutularak Selçuklu Gülbank duası yapıldı. Selçuklu nevbet merasimiyle devam eden kutlama programında konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "bir başkent daima başkenttir" sözüne vurgu yaparak Konya'nın başşehir kalmayı başarabilen dünyanın sayılı şehirlerinden birisi olduğunu söyledi. Konya başşehir kalmayı başarabilen dünyanın sayılı şehirlerinden birisidir. Konya başşehirlik vasfını taşıyan, yaşatan ve yansıtan bir şehirdir. An itibariyle bu programı icra ettiğimiz şu mübarek mekan bunun en sağlam delilidir. Başkan Altay, 1097 yılı Haziran sonlarında Konya'yı başşehir ilan ederek diriliş mücadelesini başlatan ecdadımıza çok şey borçluyuz, dedi. Onlar seferden sefere koşarken bereketli topraklarda filizlenen Mevlana misali ilim dehalarıyla gönülleri de fethettiler. Bize bu toprakları canları ve kanları pahasına miras bırakan sultanlar ve onların yiğit askerlerinin daha fazlasını hak ettiğinin bilincindeyiz. Onlara layık olabilmek için var gücümüzle gayret göstermeye devam ediyoruz. Bu program vesilesiyle hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdülsettar Yarar da Konya'nın uzun yıllar bu milletin Anadolu coğrafyasındaki varlığının mihenk noktası olduğunu vurguladı. Dün bu davanın kavgası buradan verildi. Miryakef olan da verildi. Rahmetli ecdadımız, huzurunda bulunduğumuz Selçuklu sultanlarımız hususuyla Kılıçarslan bu davayı sürdürmüştü. Cenab-ı Hak ruhlarını şad eylesin, mekanlarını cennet eylesin. Ve bir kez daha diyorum ki siz ey sultanlarımız rahat uyuyun, davanıza sahip bir nesil bu davayı olduğu yerden daha ötelere götürmek için artık bir kez daha görev başında. Daha sonra kürsüye AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı geldi. Huzurda bulunduğumuz bu toprakları bize vatan kılan sultanından askerlerine gönüllerinden sade vatandaşlarına kadar hepsini bir kez daha şükranla yad ediyoruz. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta da Konya'nın gönüllerin şehri olmayı başarmış bir şehir olduğunu ifade etti. Önemli olan gönüllerin de baş şehri olabilmek. Konya 200 yıllık baş şehirliğin döneminde gönüllerin baş şehri olmayı da başarmış bir şehir. Burada sultanlarımızın huzurunda biz de onların bizlere devrettiği böylesine değerli bir şehir olan Konya'mızı, hazinemizi daha da değerli kılmak için elimizden geleni yapmaya, çalışmalarımıza devam edeceğiz inşallah. Konuşmaların ardından kutlama programı Selçuklu Payitahtı Konya belgesel gösterimiyle devam etti. Programa katılan akademisyen Profesör Doktor Mehmet Ali Hacı Gökmen, Türkiye Selçuklu Devleti'nin bize, bugünün Türkiye'sine ve dünyaya olan etkileri konulu sunum gerçekleştirdi. Ayrıca programda Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından Selçuklu Payitahtı Konya konulu tiyatro gösterimi izleyici buluştu. Onlar binlerce yıldır hep aynı coşkuyla o kızıl elmayı veriyorlar. Akın akın, dalga dalga geliyorlar. Programın son kısmındaysa Sultan 1. Mesud'un kendi adına bastırdığı sikkenin büyütülmüş kopyası Başkan Uğur İbrahim Altay tarafından katılımcılara hediye olarak takdim edildi.